Edgar Cayce, İnsanın Kaderi 1. Bölüm Dünya Üzerindeki Yabancılar Atlantis Var Mıydı? Edgar Cayce tarafından verilmiş olan 2500 kadar hayat okumalarının içinde tarihin bilinen ya da bilinmeyen sayısız dönem ortaya çıkarılmaktadır. Demek ki bu dosyalar dünyadaki esrarengiz ırkların kökenleri ve gelişmeleri konusuna çok önemli bir ışık tutmaktadır. İyi tanınmayan bu tarih öncesi kavimler bilim adamlarını daima çıkmaza sokmuşlardır. Günümüzde sadece bu uygarlıklardan arta kalmış olan bazı parçalara sahip bulunduğumuzdan dolayı bu bilgi eksikliğimiz gayet normaldir. Arkeologların bunların kültürleri hakkında elde edebildikleri pek az bilgi, tarihe öyle bizler kadar meraklı olmadıkları şüphe götürmez olan bu halklar tarafından orada burada terk edilmiş olan eşya kırıntıları bir araya getirilerek elde edilmiştir. Görünüşe bakılırsa kendi zamanlarının vakalarını kaydetmeyi gereksiz bulmuşlar veya bunu yaptılarsa da bu metinler kaybolmuştur. Bundan şu sonuç çıkmaktadır ki bu esrarengiz kabilelerin yaşamları ile ilgili pek çok teori, hipotez ve cevaplanamayan soru vardır. Bilim adamları arasında burada yorumlanması gereksiz olan pek çok tartışma çıkmıştır. Bunlardan sadece birkaçı bizleri ilgilendirmektedir. Bunlar Atlantis'in kolonileri ve bu eski medeniyetin dünyanın pek çok bölgesinde, özellikle de Amerika'da etkide bulunduğu halklar ve kültürlerdir. Okuyucu birbirinden çok uzaklarda bulunan uygarlıklar arasındaki benzerlikleri görmekte hiç zorlanmayacaktır. Çünkü hepsi tek bir ortak kaynaktan, Atlantis kaynağından hayat bulmuşlardır. Casey'nin okumaları kıtalarının yavaş yavaş batmakta olduğunu hisseden Atlantis sakinlerinin değişik bölgelere göç etmiş olduklarını ve buralardaki etkilerinin göç etmiş oldukları çağa göre değişik biçimlerde kendini belli ettiğini açığa kavuşturmaktadır. Maalesef resmi bilim Atlantis'in varlığına inanmayı reddetmektedir bazı cesur bilim adamları bu konuyu tetkik etmeyi göze almışlarsa da dışlanmak veya deli olarak nitelendirilmekten korkmaları yüzünden aralarında elde edilen verilerden yola çıkarak bir teori oluşturmaya kalkmış olanların sayısı hayli azdır. İster tarih, ister felsefe, ister tıp, isterse de teoloji ya da fizik alanında olsun yeni bir hipotez öne sürüldüğünde bu maalesef hep böyle olmuştur. Martin Luther dini akidelere karşı geliyordu. Yani bir heretikti. Alexander Graham Bell bir kaçıktı ve Robert Fulton da herkesin gerçekleşmeyeceğini bildikleri bir şeyi imal etmeye çalışan bir hayalperestti. Böyle nitelendiren insanların sayısı hayli kabarıktır ama bununla birlikte bizleri yeni ufuklara doğru götüren onları olmuşlardır. Sadece büyük olanlar farklı olmaya cesaret edebilirler ve zaten işte bu yüzden büyüktürler. Toplumun kıskançlıklarına ve alaylarına dayanabilmek içinse hayli güçlü olmaları gerekir. Bununla beraber açık bir anlayışa sahip olmayı istiyorsak da yine de saf davranmayı istemeyiz. Sonuçta günümüzde prensip olarak en geniş şekilde kabul edilmiş olan bilgileri araştırdıktan sonra bu konu üzerinde case dosyalarının neler söylediğini inceleyeceğiz. Şunu da unutmamalıyız ki günümüzde kabul edilmiş olan bilgiler yeni buluşlar yapıldığı sürece yarın ya da 20 sene içinde büyük bir değişime uğrayıp bugünkü ile taban tabana zıt bir duruma da gelebilir. Modern bilim yanılmaz değildir. Asırlar boyunca insanlar dünyanın yuvarlak olduğuna inanmışlardır ama bugün biliyoruz ki dünyamız elips biçimindedir. Casey'nin Atlantis'e ilişkin açıklamaları içinde en ikna edici olan husus onun şimdiye kadar hiçbir çözüme ulaştırılamamış olan soruları yanıtlamasıdır. Buna ek olarak okumalar birçok durumda hiçbir zaman tam manasıyla yerine oturmamış ancak jeologlar ve arkeologlar tarafından ileri götürülmüş postilatlar olarak nitelendirilebilecek noktaları da destekler ve güçlendirir bazen gerçek olarak kabul edilenin tam tersini ve kesin bir ifadeyle söylerler. Bazı iddiaların geçerliliğinin ispatı ancak zamanla, araştırma ile ve yeni buluşlar sayesinde mümkün olacaktır. Okumalar bize ülkelerinden kaçan Atlantislilerin değişik istikametlere doğru göç etmiş olduklarını öğretmektedir. İlk göç edenler birinci Tufan esnasında M.Ö. 5700'e doğru Pirenelere ve Kuzey Amerika'ya sığınmışlardır. İkinci Afet sırasında milattan önce 28 bine doğru bir bölümü Orta Amerika ve Fas'a göç etmişlerdir. Ve en nihayet üçüncü ve sonuncu sulara gömülüş sırasında milattan önce 10.600'de son göç edenler piramitleri inşa ettikleri Mısır'a ve Meksika'ya Yucatan'a yerleşmişlerdir. Bu göçler binlerce yıl arayla gerçekleştirmiş olduğundan şu veya bu bölgeye getirilmiş olan kültür çok uzun bir zaman sonra başka bir ülkeye taşınmış olan kültürden haliyle farklı olacaktı. Dünyanın her yerinde fasıllarla gelen buzul çağları, yer sarsıntıları, volkanik patlamalar ve köklü değişiklikler meydana geldi. Bu yüzden zamanın etkisini hesaba katmasak dahi bu medeniyetlerden bizlere pek büyük bir iz kalmamıştır. İspanyol ve Fransız baskıları bu esrarengiz kavimlerin klasik bir örneğidirler. Keyse dosyalarında Piranelere doğru kaçmış ve burada bir krallık kurmuş olan ve ardından kuzeye doğru seyahat etmiş olan Atlantislilere ilişkin bilgiler vardır. Kuzeye doğru gelmiş oldukları Kalais'in kireçli falezlerinde bırakmış oldukları ve hala belirgin olan izlerden anlaşılmaktadır. Günümüzde yaşayan Basklar çok özel bir dil ve kültürü muhafaza etmişlerdir. Öyle ki her kim Casey'nin okumaları ışığında Atlantis tarihiyle bir yakınlık kursa onların Atlantis kökenli oldukları sonucunu rahatlıkla çıkarabilir. Ama bunun somut bir kanıtı yoktur. Zamanla ve teknoloji sayesinde tüm bu soruların günün birinde cevaplanacağı umudunu yitirmeksizin tüm bu incelememiz boyunca aşmamız gereken sorun da budur zaten. Beklemekten başka çaremiz yoktur. Tarih öncesi insanı inceleyecek olursak, günümüz biliminin söyledikleriyle Casey'nin okumaları arasında sayısız farklılıklar beliriverir. Örneğin Casey'e göre uygar insanın dünya üzerindeki varlığı, bilim adamlarının tespit ettikleri tarihten çok daha önceleri yani 10 milyon 500 bin sene evveline uzanıyordu. Ama toplumlar arasında ilk düzenli ilişkiler ve uyum 52 bin sene önce gerçekleşmişe benzer. Çünkü yeryüzünü kaplamaya başlayan dev boyutlardaki vahşi hayvanlarla mücadele etmek için işbirliği şart olmuştu. Tarih bakımından günümüzde Meksiko'nun yakınlarındaki kazılar sonucu bulunan kemik parçalarından anlaşıldığına göre Orta Amerika'da 30 bin sene önce insanların yaşamış oldukları kanıtlanmıştır. Bölgede gelenek bakımından doğudan Aslan adı verilen geniş bir ülkeden gelmiş ziyaretçilerle ilgili hikayeler ve büyük bir evrensel tufana ilişkin efsaneler hayli boldur. Pizarro ve arkadaşları konkistatorlar Peru'da 15 bin kilometre uzunluğunda kaldırım taşları döşenmiş ve kenarlarında sayısız han kalıntıları bulunan yollar bulmuşlardı. Bu yolları hangi yüksek uygarlığa sahip toplumlar kullanmışlardı ve buralara nereden gelmişlerdi? Mısır'dan Antlara ve Kuzey Amerika'ya kadar o zamanın değişik medeniyetlerini etkilemiş olan bu kültür dalgasının varlığı görülmektedir. Şu da gayet bellidir ki Tarih öncesinin herhangi bir döneminde, belki de milattan önce 10.000'e doğru ani ve köklü değişimler meydana gelmiştir. Amerikalı arkeologlar uzun yıllardan beri eski ve yeni dünya arasında okyanus aşırı temasların yapılmış olduğunun tartışma götürmez kanıtlarını bulmaktadırlar. Leo Duell Silahsız Konkistatorlar isimli kitabında şöyle yazar: Uzun süreden beri Amerika'nın kadim çağlarını incelemekte olan herkes, özellikle Amerika ve Güneydoğu Asya, aynı şekilde Polinezya ve Melanezya'ya ait eşyalar, örf ve adetler ve yapılar arasındaki benzerlik karşısında şaşkına dönmüşlerdir. Partolle isimli Meksika oyunu Hindistan'daki Parchisi oyununun bir yansıması gibidir. Parçesi, evet. Antlar'dan ve Brezilya'da kullanılan Pan flütleri Birmanya'da ve Saloman adalarında bulunanların aynısıdır. Melanezya'nın başı yıldızlı silahları pernunkilerden çok az farklıdır. Paskalya adası halkları tıpkı İnkaların yaptıkları gibi duvarları çokgenli taş bloklarından oluşan binalar yapmışlardı. Amerika'ya kökenli olan patates... Polinezya'da beyaz adamın gelişinden çok daha evvel de sadece yetiştirilmekle kalmıyor, hatta aynı ismi taşıyordu. Orta Amerika'da Kollula, Koluken, Zuivan, Kolima, Kalisko isminde köy ve şehirlere rastlanır. Okyanusun diğer tarafında Küçük Asya'da, Anadolu ise hemen hemen aynı denebilecek isimler vardır. Kol, Kolua, Zuivana, Şolima ve Zalisa hiç şüphe yoktur ki bu isimler tek bir kaynaktan çıkmıştır. İnceleyeceğimiz farklı kültürlerde çok sayıda ortak ve belirgin özellikler vardır. Tüm bu toplumlar avcı ya da ilkel çobanlar olarak kalmak yerine ziraate dayalı bir ekonomi geliştirmişlerdir. Yaratıcı gücün sembolü olarak kabul ettikleri güneş dinlerde önemli bir rol oynuyordu. Bu insanların güneşe taptıklarını söylemek çok hatalı olacaktır. Tümü de doğayı seviyordu çünkü toprağa bağımlıydılar. Örneğin Amerika yerlileri güneşin yaşamlarındaki önemini kavramışlardı ve onun da tıpkı kendileri gibi yüce varlık tarafından yaratılmış olduğunu biliyorlardı. Tüm bu toplumlar dinlerine çok bağlıydılar. Tek bir tanrıya inanıyorlar ve onun emirlerine itaat ediyorlardı. Din onlar için büyük bir önem taşıyor ve tüm faaliyetlerinin merkezini oluşturuyordu. Tümünde de ölülerini yakma adeti vardı. Hepsinin de bizimkine benzer bir tufana ait efsaneleri vardı. Ve Pek çoğunun geleneklerinde doğudan gelmiş ve çok yüksek uygarlık seviyesinde olan bir halktan bahsediliyordu. Yakında modern bilim adamlarımızın bu efsaneleri pek hafife almakta olduklarını göreceğiz. Bu eski halklar kurgu nedir bilmiyorlardı ve nesilden nesile aktarılmış olan şarkıları, hikayeleri ve şiirleri hepsinde aynı şekilde bir gerçek üzerine kurulmuştu. Hakikat yaşamaya devam eder ancak yalan kısa ömürlüdür. Alel acele verilen bir kararla mitolojiler olarak kabullenilmiş olan bu geleneklerin önemsenmeyişi modern zihniyet ve maneviyatımızın feci halinin bir yansımasıdır. Casey'nin okumaları bu ilk halkların muammalarını iyi açıklar. İnkaların kökenlerinin kaynağı ülkenin hem içinde hem de dışındadır. Son mayaların esrarengiz göçleri Atlantik okyanusunun sularının tehdidi yüzündendi. Tümülüsleri yapanlar yani eski mayalar ileride Birleşik Devletler adını alacak olan ülkenin merkezine ilk gelenlerdir. Yeni buluntular insanın bu bölgelerde çağımızdan 7000 yıl öncesinde de yaşanmakta olduğunu kanıtlamaktadır. Ne kadar imkansız gibi görünürse görünsün, Kuzey Avrupalıların bu kıtada Montana'ya kadar ulaşmış oldukları kanaati belirmektedir. Ayrıca coğrafi konum bakımından birbirlerinden çok uzaklarda bulunan uygarlıklar hemen hemen aynı sosyopolitik sistemle birleşmiş durumdadırlar. Uygulama olarak hepsi toplumcu, müşterek çalışma ve iştirak düzenini uyguluyorlardı. Toplum için, cemaat için iyi olan, ferdin yararına olandan önce geliyor ve egoizmaya, kibre ve gereksiz özel zenginliklerin oluşmasına imkan tanımıyordu. Günümüzde dünyanın hiçbir bölgesinde rastlanamayacak türden bir eşitlik ve kardeşlik vardı. Şu konuda emin olabiliriz. Karl Marx komünizmi icat etmedi. Onu ruhsal kaynağından çekip çıkarmış ve ekonomik bakımdan dayandığı gerekçeleriyle ilan etmişti. Çok değişik bilgiler ve farklı görüş okuyorum. Bu kitap okuma eylemlerimi sadece YouTube'da yayınlamak için değil. Ben kitap okuyorum ve bunu sesli yapıyorum. Başkalarıyla birlikte yapıyormuşum gibi oluyor bu arada. Benim için de önemli yani yani içimden okumak yerine sesli okuyorum aslında. <laughs> Tarih öncesini bilinen Amerikan tarihinin ilk zamanlarına kadar olan kesitinden eşeleyecek olursak, Lemurya'lılar ve Atlantis'lere ilişkin teorilerin cevapsız kalmaya mahkum olan sırları bir hayli çözüme ulaştırdıklarını göreceğiz. Atlantis kıtasında yapılmış olan bir göçün kanıtları, hiçbir desteği olmayan insanın Bering Boğazı'ndan geldiğine dair hipoteze ait kanıtlarından çok daha fazladır. Deniz bilimindeki ve diğer bilimlerdeki hızlı gelişmeler ve ayrıca genç nesilden çıkan bilim adamlarının geniş zihinleri ve meraklı yapıları bizlere Atlantis'in varlığına ilişkin en yeni kanıtları inceleme imkanı vermektedir. Çünkü tüm tarih kavramımız bu bilgi ve hükümlere dayanmaktadır. Gün ışığına çıkmakta olan pek çok husus bilim adamlarımıza adeta göz kırpmaktadır. 1968 Ekiminde Kenneth Whiting imzasını taşıyan ve Ezo Think Press'e ait resmi bir mektup şu haberi veriyordu. Birkaç milyon sene önce Afrika, Güney Amerika, Hindistan, Avustralya ve Antarktika kıtalarının birbirinden ayrılmadan önce bir bütün halinde dev bir kıta oluşturmuş oldukları giderek daha belirginleşmektedir. Güney yarım küredeki kara parçalarının eskiden birbirlerine yapışık durumda olduğunu gösteren fosiller, bilim adamlarına bu jeolojik pazalı yeniden oluşturma imkanı vermektedir. Kıtaların kökenlerine ilişkin bu hipotezin taraftarları bu muazzam kara kütlesinin bölünmeye uğradığını ve değişik kısımlarının birbirlerinden yavaş yavaş ayrılmış olduklarını iddia etmektedirler. Şayet haklıysalar bir kıta üzerinde bulunan hayat belirtileri diğerleri üzerinde de bulunmalıdır. Aynı zamanda da bu bitkilerin böceklerin ve hayvanların aynı devirde yaşamış oldukları kanıtlanmalıdır. Buzul yolları, toprak çatlakları, maden kuşakları ya da 200 milyon yıllık hatta belki de daha eskiye ait fosiller bu teoriyi reddetmeyi imkansızlaştırmaktadır. Toprak üzerinde kırılarak ilerleyen buzullar geniş vadiler meydana getiriyorlar ve gerilerinde kırık dökük kütleler bırakıyorlardı. Güney Afrika'daki Johannesburg'deki Witwatersrand Üniversitesi'nden Profesör Krikšen şöyle yazmıştı. Bu buzul yolları inceleyerek bunların hareket yönünü saptayabiliriz. Buzulların aynı noktadan yayılmış olduklarını varsayalım. Değişik kıtalar ayrı ayrı ele alındıklarında üzerindeki buzul hareketinin yönünün hiçbir anlamı olmadığı görülür. Ancak bu kıtaları birbirine yakınlaştırdığımızda düzgün ve bitişik bir şema elde edebiliriz ve buzullaşma hareketinin ortak bir yönü olduğu ortaya çıkar. Gerçekten de şayet haritaya bakılırsa görülür ki Afrika, Güney Amerika, Hindistan ve Avustralya pekala birleştirilebilirler ve birbirlerinden ayrılışları da pekala 200 milyon yıl öncesinde gerçekleşmiş olabilir. Bu ileri sürülenler şüphesiz ki hayli tuhaf gelmektedir ama en olağanüstü olan taraf şudur ki dünyadaki tüm bilim adamları bunu kabul ederler de Atlantis kıtasının var olduğuna ilişkin hiç de daha garip gelmeyen bir fikri nedense hep reddedip dururlar. Ünlü dil bilgini, arkeolog ve deniz dibine dalışın öncüsünün torunu olan Charles Berlitz, Atlantis'in Sırrı adlı yeni kitapta şöyle yazar. Denizlerin dibinde karmaşık Atlantis kültürüne ait yeni buluşlar yapmayı bekleyebiliriz. Halbuki çok daha modern ve etkili bir alet sayesinde araştırmacılar deniz dibindeki incelemelerini sürdürmektedirler. Günümüzde Atlantis'in arınmasının epeyce eskilere dayanan tarihinde ilk kez onu bulmak imkanlarına ve tanımamıza yarayacak bilgilere sahip durumdayız. Ünlü bir arkeolog ve Yale Üniversitesi'nde eskiden zooloji kürsüsü olan Profesör Manson Valentin, 1968-1969 ve 1970 yıllarında Florida kıyıları açıklarında Bahama Adaları civarında deniz tepinde Maya tipi tapınaklar keşfedildiğini bildirmişti. Denizin dibinde bir meydan insan eliyle ve duvar işçiliğiyle yapılmış ve basamakları olan eğimli duvarlar görmüştü. Profesör Valentin Piramide benzer bu yapıların Atlantis'te inşa edildiklerine kanaat getirmişti. Yucatan'da, Yucatan da Yukatan Yucatan mı diyeceğim onu? Yucatan da incelemiş olduğu Maya tapınaklarına çok benziyorlardı. Casey'nin okumalarına göre Florida'nın batı kıyılarının 50 mil açığında bulunan Bimini adaları eskiden büyük bir Atlantis adası olan Poseidia'ya aittiler. Uyuyan Duru Görür 28 Haziran 1940'ta şöyle açıklamıştı. Uyuyan Duru Görür mü? Vallahi öyle yazıyor. Açıklamada ve Poseidya Atlantis'in sular üzerine yeniden çıkacak olan ilk toprakları arasında yer alacaktır. Bu 20 veya 30 sene sonra belki de biraz daha ileri bir tarihte gerçekleşecektir. Bahama'nın daha az derinlikteki sularında esrarengiz ve insan eliyle yapıldıkları açıkça belli olan diğer bazı yapılar da gördüler. Bunlardan biri 30 metre genişliğinde beşgen bir şekil, Andros Adası yakınlarında ve tapınağa benzeyen bir yapının tek pek uzağında bulunmayan bir yerde keşfedildi. Profesör Valentin yakın zamanda başka yapıların da ortaya çıkacağına kanaat getirdi. Çünkü Bahamalardaki değişken su altı akımları yüzünden okyanusun dibi sürekli olarak aşınmaktaydı. 1969 ilkbaharında son haftalarda kolaylıkla tanınabilir diğer bazı yapılar da görüldü şeklinde yazmıştı. Bu buluntular fotoğraflarda da saptandı ve doğrulandı. Aynı ekip Andros açıklarındaki beşkenden Başka Abaco yakınlarında daire biçiminde bir yapı, bir piramit, bir yolun kalıntılarını, bir heykelin parçalarını ve taştan tekerlekler buldu. Profesör Valentin kayıp kıta Atlantis teorisine kesin biçimde inanıyordu. Bahamalarda yapılan keşiflerin batık bir uygarın ilk kanıtları olduğuna emindi. Bu arada o bölgede 1920 yılına doğru bir sünger çiftliğinin kurulmuş, sonra da terk edilmiş olduğunu itiraf ediyordu. Diğer araştırmacılar Bimini bölgesinde çalıştılar. Aralarında Profesör Valentin'in ekibinde çalışmış olan ikisi Robert Ferro ve Michael Grumley yaptıkları çalışmaları Atlantis bir araştırmanın otobiyografisi isimli kitapta anlattılar. 1969 yılında 26 Şubat çarşamba günü bir su bendi ya da şose bulduk. Bu bir sualtı yapısı değildi ve insan eliyle inşa edilmişti. Berak suyun 10 metre derinliğinde çok eski bir uygarlığın alışılmamış ve muhteşem kanıtını seyrederken allak bullak olmuştuk. Deniz tipi araştırmaları sıralanmış taşların gelgit olayları sırasında kumlarla örtülmüş olan bir duvarı meydana getirdiklerini ortaya koymuştur. Karbon 14 testleri yaklaşık 12 bin yıllık olan bu kalıntıların yaşını saptama imkanı vermiştir. Diğer bir araştırmacı Kont Pinotrollo, Bazıları hala ayakta, bazıları da devrilmiş olan ve bir daire oluşturan 40-50 adet taş kolonun geri kalanlarını bulmuştur. Bunlar o bölgede bilinmeyen beyaz bir mermerden yontulmuşlardı. Bu keşifin fotoğrafları Ferro ve Grumley'in kitabında yer almaktadır. Atlantis'in varlığına ait herhangi somut bir kanıt henüz ortaya konmamışsa da bu tezin taraftarlarının giderek artışı gibi şaşırtıcı unsurlar da giderek yığılmaktadır. Bir Fransız filozofu olan Prof. Denis Saurat, Atlantis'in Ant sıra dağlarına kadar uzanmış olabileceğini ileri süren Avusturyalı bir kozmogonist tarafından geliştirilen bir teoriyi korkusuzca savundu. Peru ve Bolivya arasında Titicaca Gölü kıyılarında esrarengiz ve bilinmeyen bir şehrin kalıntıları keşfedildi ve Ant Dağları'nın tepesinde 600 kilometre uzunluğunda bir hat üzerine sıralanmış vaziyette okyanusa ait esrarengiz bir fosiller topluluğu bulunmuştur. 1952 senesinde beraberinde kendisine İsviçreli bir tarihçi ve arkeoloğun da eşlik ettiği bir Alman papaz, Kuzey Denizi'nde Heligoland kıyılarında birkaç mil aç açıkta ve dikkatli seçilmiş bir şehrin üstünde demir atmış olan bir gemide 4 gün geçirmişti. Bir dalgıç 10 metre derinlikte ama 6 mil açıkta insan elinden çıkma bir dizi duvar ve hendek gördüğünü iddia etmişti. Papaz Jargon Spamat keşfini şöyle özetliyordu. Mısır'ın kadim devirlerini incelerken Firavun II. Ramses'e ait Medinet Habu Tapınağı'nın içinde Mısırlı rahibin Solon ile yaptığı görüşmeler esnasında Atlantis'in varlığını kanıtlamak için kullanmış olduğu yazıları ve belgeleri buldum. Bu eski Mısır papirüslerinin paha biçilmez bir tarihi değerleri vardır. Atlantis'in sırrının anahtarı yalnızca bunlarda mevcuttur. Belgeler, ada biçimindeki kıtanın ve doğal afetler esnasında batan kral adasının pozisyonunu büyük bir kesinlikle tarif etmektedir. Bu bilgiler sayesinde tam belirtilen noktada batık durumundaki küçük bir kalenin kalıntılarını buldum ve üç değişik gezim esnasında bunu tamamen inceledim. Yukarı Mısır'da Solon tarafından anlatılan Atlantis'in hikayesine reddedilemez kanıtlar kazandıran kayıtların ve Fresklerin bunlardan biri Atlantisli işgalciler ile Mısırlılar arasındaki bir deniz savaşını temsil ediyordu. Fotoğraflarını çektim. Yeni buluşlar Atlantik okyanusunun dibindeki tabakayı kaplayan tortularda bu bölgelerin daha önce suyun üstünde olduğunu kanıtlayan tatlı su bitkilerinin varlığını gün ışığına çıkarmıştır. Ünlü bir Rus yoloğu Profesör Maria Klinova Sovyet Rusya Bilimler Akademisine verdiği bir raporda Azor Adaları açıklarında ve 2000 metre derinlikte bulunan kayaların milattan önce aşağı yukarı 15 binlerde atmosferle temas halinde olduklarını kanıtlayan özelliklere sahip olduğunu bildirmişti. Aynı sonuçlara zaten 1898 yılından itibaren ulaşılmaya başlanmıştı. O yıl okyanusun dibinden alınmış olan lav örneklerinde Bunların yüzünün sadece hava ile temasta katılaşabilecek türden cam cinsi bir tabaka ile kaplı olduğu görülmüştü. Okyanus yatağının oyucu ya da yükseltici akımlara maruz olması nedeniyle kalıcı olmadığı bilinir. Volkanik adalar su yüzeyine çıkarlar, kaybolurlar, tekrar belirirler. Bununla beraber Florida boğazında sonar kullanarak yapılan sondajlar 600 ya da 700 metre derinlikte muntazam olarak sıralanmış ve ev gibi büyük bir dizi tümseyin varlığını ortaya çıkarmıştır. Daha yeni yapılan diğer bazı araştırmalarda Florida'nın ve Bahama adalarının yakınlarındaki geniş alanların en az 8000 sene önce batmış olduklarını açığa çıkarmıştır. Böylece Atlantis teorisini doğrulayan işaretler günden güne çoğalıp durmaktadır. Bilim adamları da artık bu konuya gülünç deyip geçmekten çok önem vermeye başlamışlardır. Şuna da inanıyoruz ki modern teknoloji şimdiye kadar çözümlenememiş pek çok sorunu muhtemelen çözecektir. Sonuç olarak önümüzdeki yıllarda hepimizde tutkular uyandıracak bazı açıklamalar bekleyebiliriz. Çünkü Atlantisliler eşsiz varlıklardı ve şu da mümkündür ki günümüz Amerikan yaşamını hiç şüphe uyandırmayan ve umulmadık bir şekilde etkiliyor olabilirler. Ama yine de işin başından başlayalım. Şimdi birinci bölümün birinci kısmı burada bitiyor. İkinci kısım yaratılışla alakalı. Ee, üç bölümden oluşuyor kitap. Dünya üzerindeki yabancılar, Amerika'nın kaybolmuş milletleri ve 1998 ve ötesi olarak. Sanıyorum bir 2000 yılında mı baskılanmış? 1990'da ilk baskısı yapılmış. Öyle bir elime geldi okuyayım dedim yani. Um, İçeriğinde işte kısımlar şaşırtıcı mayalar, ilk kuzeyli Amerikalılar, modern Amerikan krizi, gelecek ve yeni düzen, insanlığın kaderi, tekrar doğuş, hayatın sürekliliği. Hatta şöyle söyleyeyim Edgar Cayce için bir tanrı adamı gördüğü ve söylediği doğru haber kendi dünyasal köşelerini aşıp geçen bilgiyi alıp vermekten başka bir görevi yok. Darwin'in cevapsız bıraktığı bütün sorulara bir çözüm getirebilen tek kahin insan Cayce'dir şeklinde tanıyanlar vardır belki. Hem yani bitireceğim inşallah. Bugünlük bu kadar okudum. Biraz işlerimi halledeyim. Sonra ya da yarın bir parça daha okur okur atarım. Yani şey gibi düşünün. Her gün bir kitabı da başladınız bir kitaba başladınız ve her gün birkaç sayfa okuyorsunuz. Ben de aynen öyle yapıyorum bu işi yani. Dediğim gibi. Sadece içimden okumak yerine sesli okumak